zaten eleştirdiğimiz bir figür olduğunu mu düşünüyorsun? Ya ben geçen şeye, geçen değil mi, kaç ay oldu lan? Bayağı bir Space'leri falan salalı da bayağı oldu değil mi? Abi çok oldu. Ben geçen gün bir duygulandım, bir daha öyle Space'ler gelmeyeceği için ya. Bir daha gelmez arkadaş. Ulan Dondum. Bir fil Türkiye'yi yönetiyorduk amına koyayım, Cahre Yenerlik. Twitter'dan her şeyi gündem yapıyorduk, konuşuyorduk. Neyse. Geçen baktım Süleyman Soylu getirmişler. Benim Doğu Pirinç'e kadar şey yapmamış Space'i. İzlenmemiş, anasını satayım. He ya, ben onu geri gördüm ya. Shop zannettim ben onu. O kadar komikti ki. Soylu mu? Hı. Bugün bir... Bana da bir arkadaş şeydi, hani sen de gel et de ben o ara şeydeydim, dışarıdaydım. Yoksa belki ben de girerdim o Space'e. Soru sorardım ona. İnsanlar almışlar mı? Vallahi bilmiyorum işte, bana öyle demişlerdi, ben izlemedim. Ne diyecektim, şey, o zaman şeye girmiştim, farkın hatırlarsın, bu John'la birlikte bu Atatürk'ü eleştiren tiplerin arasında. Evet. Yayına girmiştim. Orada da demiştim konuşmuştuk. Ya koruma kanunu var işte. Koruma kanunu var mesela, biz neler konuşacağız falan. Ben demiştim ki birader, eğer korkuyorsan elinde ne varsa gönder bana, ben yayınlayayım amına koyayım demiştim ona. Yayınlamayanın amına koyayım demiştim. 6-7 ay oldu, hala anda tık yok. Öyle işte, bir gizemcilik yani. Adama gay diyorsun. Adama Yahudi diyorsun. Adama Mason diyorsun. Adamın arasında iftira atıyorsun. Her şeyin iftira atıyorsun. Hala da diyorsun ki sonra şey. Ya işte yeterince şey konuşamayız ifade. Daha ne diyeceksin ki? Daha ne, neyi söylemek istiyorsun acaba? Meraktan soruyorum bunu bu arada. Ne yani, bizim bilemediğimiz ne olabilir? Sinebeş yaz. Yani. Salata Meri, ben de aynı soruyu soruyorum yani. İtiraf temeli ne var? Belli. Halkların kardeşliği belli. Bazı gerçekler var. Bilmediğim bazı gerçekler var. Bu keto muydu? Neydi onun adı? Keto muydu? Babu. Bu hayır, o değil. Atatürk'ün eski alınma. Yani herkesin gizlediği, biliyorsun. Bişare Keto. Bişare Keto. Bişare Çeto'yu konuşamıyoruz ya. Türk lider Bişare Çeto Atatürk esir almıştı. Tahin gözüyle baktı ve dedi ki bu Atatürk ne korkakmış ve saldı, bırakın gitsin dedi. Sonra Atatürk Bişare Çeto'yu esir aldı ve hemen astı. Böyle çok hikayeler vardır. Bire bir okudu amına koyayım. Bire bir okudu, ezberlemişti bitti. Yalan yazan tarih utansın. Böyle Bişare Çeto dedikleri de İki kardeş bunlar. Evet. Biri Bişare, biri Çeto mu, yoksa başka kardeşler mi? Yok, başka kardeşler. Diğerinin adını unuttum. Bir küçük, bir büyük, iki tane. Büyüğü, evet. Osmanlı dönemi. İkisi de eşkıya. Soygunculuk yapıyorlar işte, çevreye zarar veriyorlar bilmem ne. Büyüğü Osmanlı'ya ayak kaldırıyor. Osmanlı'nın üst kere beni öldürmeye çalışıyor, tutuklamaya çalışıyor. Çatışıyor, ediyor falan, bir şekilde koruyor kendi dağlarda. Sonra Osmanlı'ya padişah mektup çekiyor, af diliyor. Bizim burası vatanımız, milletimiz falan diyor. İran'la savaş var o zaman. Pardon, Azerbaycan'la savaş var o zaman. Osmanlı bunu, Osmanlı ordusuna katılıyor. Gidiyor savaşta, şehit oluyor. Çok garip, çok garip şekilde. Mektubu çekip af diledikten sonra küçük kardeşi kalıyor geriye. Küçük kardeşi bu sefer Atatürk'te şey yapıyor. Atatürk davet gönderiyor. Herkese katılıyor. İşte milli mücadele falan filan. Türkiye Cumhuriyeti kurduğu ediliyor. Küçüğü de katılmıyor. Artistik yapıyor. Atatürk de buluyor, asıyor bunu. Mevzu bu yani. Başka bir şey değil. Gel bakayım Çeto. Bir şey yazmış. Tweet'in kokusu var. Burnuma bok kokusu geliyor. Moruk Atatürk hakkında konuşamıyoruz ya. Eleştiremiyoruz ya. Gerçek tarihi belgeleri ortaya sunamıyoruz ya. Bir şey de Çeto'yu... Bu yüzden samimi gelmiyor ya. Caz. Bu yüzden bana bu konuda açılan hiçbir space, hiç yapılan video bana hiçbir şekilde samimi gelmiyor. Gayet de güzel eleştiriyorsunuz. İftira da atıyorsunuz. Hakaret de ediyorsunuz. O yüzden hiç kimse bu ülkede artık Atatürk eleştirilemiyor diye ağlamasın. Öyle bir nasıl anlaşılıyor ya? Bir tanesi çok hızlı konuşuyor, ne yazmış? Nasıl hızlı konuşuyor? Yok, gayet. Çine 5'te kanıtları izledim orada. Halkların kardeşliği, kizlenen bazı gerçekler var. Kaynat ne abi? Çine 5. Atma Hamidi'ye. Videonun sizin dediklerinizle alakası yok. Ağır bir yankı odası ortam. Valla ben video izlemedim birader. Bana soru soruldu. Hangi videodan bahsediyorsun onu öyle bilmiyorum. Bana soru soruldu, ona cevap verdim. Nasıl? Ay. Hayatı nasıl? İyiyim. Telefondaydım daha demin. Geçen hafta kimle konuşuyordun? Yazsana bakayım Discord'dan, merak ettim. Tanıdığımız bir arkadaşımız. Ha tamam. Geçen hafta bizi niye tattın? Çetin de tanıdığı bir arkadaş. Bişare Çeto. Geçen hafta bizi niye sattın? Oğlum.
Bir hafta boyunca ne oldu, öldü mü, neredesin, yok. Abi yayın yapıyoruz, yok. Yayını açmış bekliyor. Pazar günü 2'de yazdım, git bak. Yayını açmış bekliyor. İnsan Twitter'dan falan yazar. Neyse. Onlarca zaten ben bayağı şey uyudum, sonra kalktım. Efe biliyor. Sen de yatmaya gitmiştin sonra. Ne oldu zaten? Ne şov yapıyorsun millete? Ben iyi ki gelmedim bu arada. Ben hiç trip birip atmadım Efe'ye son. İyi ki gelmedi çünkü ben o gün girdim, yayın için 24 saat sonra girdim. Efe'ye yarım saat sonra Efe'yi aradım. Ben de yeni kalkmışım uykudan. Dedim böyle yatmaya gitti abi, zaten yatacak durdu. Dedim bayağı mına. Tek bir cümle kuracağım. Bir şere Seto'nun tweetini ezbere hatırlayan adam, önceki hafta pazar günü dedik ki her hafta pazar var, onu hatırlamıyor ama tutuyor bir şere Çeto'nun hikayesini, tweetini kelimesi kelimesine hatırlıyor ama konu Kurtlar Vadisi izlemek olunca unutuyor. Ben başka i̇şte bir şey demiyorum. İşte bu yüzden erlik diyebilir miyiz peki? İşte bu yüzden erlik. Bir kahve yapmaya git. Ben bir kahve yapayım geleyim ya. Erliğin odası sence gerçi of bir şey değil mi? Ben yavaştan kahve moduna girmeye başladım ya. Ben de oğlum, ben çok seviyorum bak, bir alalım. Ya o değil Cavsim ya, daha güzeli var, onu aç demeden hemen şu cendereyi açalım. Alttan gelsin. Şeyi açsana ya bundan sonra, neyse. Yok girme o. Ahu Toros cendere. Abi ne olur artık Space açın. Azdım Twitter'a erlik yazdım. Acil Space lazım. Ya bu Space'leri özleyeceksiniz dedik. Bizim anlattıklarımızı arayacaksınız dedik. Sesim nasıl geliyor bu arada? Çok iyi geliyor. Arkada cendereyle çok tatlı duruyor. Birine sallasana. Bir tayfaya salla Allah aşkına. Müzik de çok tatlı. Ahmet Sonuç adlı Twitch'te yayın yapan dangalak. Ne sanıyorsa artık kendini. Kıbrıs teröristi. Gelmiş yayınlarda orada burada konuşuyor. Oğlum bir kere sen Türk bile değilsin. Tamam. Bir kere sen Türk bile değilsin. Solyanka yiyen Türk mü olur lan, vatan haini? Ha? Solyanka yiyen Türk mü olur? Gelmiş sosisli çorba içen, sosisli çorba içen Türk mü olur ulan? Çıkmış yayına millete satıyor caka bilmem ne falan. Solyanka'yı Polonyalılar bile yemiyor. Allah'ın cezası. Gelmiş milli yiyecek yapacak onu Kıbrıs'ta. Peki cenderenin tam patladığı yerde şurada. Askanoğlu. Tam orada. Tam orada Ahmet abi radikal evet. Şekilde sallamaya başladı. Müziği senkronize tuzlu. Ben şimdi duymuyorum bu arada yani şey. İyi denk geldi. Dur şu. İbrahim oradan buradan sallamaya benzemiyor Askanoğlu. Tamam mı? Yok gazetecim, yok bilmem neyim. Seni ayağımın altına alırım. Seni yemin ediyorum 7 cihan gelip kurtaramaz. Ulan Askaloğlu. Mossadçı. Ulan İbrahim. Seni buradan İsrail'e kadar tokatlarım. Anlıyor musun? İbrahim. Bir şey diyeyim, acayip havaya girdim ha. Şu müzik beni öldürüyor ya. Başlayalım o zaman. Var mı? Ulan ben Mossad mıyım? Sen hapsattan AK Parti miyim de bana yayınlarda sallıyorsun ha? Hemen Haskaloğlu şey tweetini atsanıza bana. Bir mention atmıştı. Geliyorum. Susamam şarkılı. Abi ya ben onu gördükçe biliyorum onu zaten. Ben de ya, dünyanın en komik videosu ya. Parlaklıklar ardından Haskaloğlu. Allah aşkına atsanıza 2 saniye. Hadi onu izleyip girelim. 5 saniye bekleyeceğim. Gelmezse giriyoruz Kurtlar Vadisi'ne. 5, 4... Bir şere Çeton. Yarın mı mevzu açık mikrofon? Vallahi aa, ben soru gönderdim. Gönderdin mi? Gönderdim. Nasıl gönderdin? Niye hiç haberim yok? Okunmuş mu? Okundu ya. Kısa bir şey göndermedim. Çünkü Davutoğlu'ndan sonra artık araştırma değmiyor. Yani 2-3 gün araştırma yapıp da soru göndermek değmiyor. Çünkü adam yok derse ortada kalıyor. O yüzden Davutoğlu'ndan sonra direkt şey olmadı artık. Ama iyi bir şey, bir soru gönderdim yani. Stratejik bir soru gönderdim, öyle diyeyim. Çok merak. Kişisel bir soru mu? Yok. Bir gece hırsızca alsalar içeri seni, bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın. Hepsi tutuklu. Şu tipe bak. Kameraya bakacağım bak. Acıdım lan sana İbrahim. İbrahim ya, bunu bir bu ara alsalar da gülsek ya.
Kimse alınmıyor bu ara bizden ya. İbo'yu keşke alsalardı, gülsek. Ağzından yer alsın. Pislik herif. Ya ne ağzı, artık bitti oğlum. Bu ciddiyet bitti. O kadar alıştık ki. Ben içeriye giriyorum, dalga konusu oluyorum. İbo içeriye giriyor, dalga konusu oluyor. O en azından bir hafta falan duruyor da daha güzel gülüyoruz. Beni hemen salıyorlar. Of, o zaman başlayalım be. Ha? Ya dur işte, yayın açayım. Discord açmışım ya oğlum. Gel abi. Hadi bir duyurumuza geçelim, zırlamayın sonra. Hazır mıyız? Hazırız. Allah. Nasıl bence izliyoruz? Bence bu intro gerçekten şeye çok etkili oldu, başarısına. Sonradan eklenecek bir de şey var ya, işte bu dizideki bütün karakterler hayal ürünüdür falan diye. Hı-hı. Bence bayağı etkili oldu yani, çok radikal bir şeyi var. Yani ben o dönemde hatırlıyorum, yayınlandığı zaman da hatırlıyorum, çok farklı bir enerji veriyor. Abi her dizinin öyle değil mi? Mesela Soprano'nun şu an şeyini düşün, introsunu düşün. Yok hatta... abi ya, madi jeneriği gibi gelmedi yani. Bu kız veren başka bir jenerik olmaz bana sorarsan. Hayır, şey anlamında söylüyorum. Karakteristik, mesela Soprano'nun şeyini geçebiliyor musun, introsunu? Şunu geçebiliyor musun? Ya kısa olduğu için de geçerim. Bir kere izlerim, geçerim. Ben geçmiyorum. Breaking Bad'de de geçmiyorum. Ya geçerim. İyi ki bir Soprano izledin amına...